Periyodik, rutin Cumhuriyet Halk Partili il belediye başkanlarının işte sırasıyla bu periyodik şeyi biraz pandemi bozdu ama periyodik bir toplantı böyle. Şimdi sıra bizim şehrimizde. Biz her iki ayda bir ortalama bir belediyede toplanıyoruz. Burada genel belediyecilik konularındaki sıkıntılarımızı paylaşıyoruz. Çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz, bunu rapor haline getiriyoruz ve ilgili kurumlara, birimlere, işte belediyeler birliği gibi yerlere aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı gibi onlara da duyurmaya çalışıyoruz. Bu toplantımız Bilecik'te biliyorsunuz Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman şu anda görevden alındı. Haksız bir yer biçimde çünkü mahkemede işte herhangi bir şeyi yok, hükmü yok, bir hüküm giymiş durumda değil. Ve en son raporlarla gerek MASAK'tan gerekse Sayıştay denetçilerinin vermiş olduğu raporda onunla ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı tespit edilmiş. Biz de bunun üzerine dünden itibaren artık göreve geri döndürülmesi için bir süreci başlattık. Daha doğrusu onun mücadelesine başlattık. Temaslarımıza başladık. Çünkü hukuk varsa bir ülkede gereği yapılmalı. Herhangi bir suçlama yok, herhangi bir tespit edilmiş durum yok. Dolayısıyla bu ülkede birçok somut delillerle suçlananlar göreve devam ederken bir Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı'nın bu şekilde görevden uzaklaştırılmış olmasını kabul etmeyen söz konusu değildir. Dolayısıyla bu toplantıda da onunla ilgili de bir ne şekilde bir süreci devam ettireceğiz, onunla görüşmelerimiz olacak. Ayrıca toplantılarımızda bazen uzmanlar çağırıyoruz. Uzmanlar bize belediye belli konularıyla ilgili bilgi veriyorlar. Bu konuda bir yerde eğitim de almış oluyoruz. Bugünkü bu Bilecik'teki konumuzda şehirlerimizde giderek bir sorun haline gelmeye başlayan göçmen konusunun ve neler yapmamız gerektiği konusundaki bize uzmanlar, bilim adamları bilgi verecekler, sunum yapacaklar. Biz de ona göre kentlerimizdeki bu konu sorunlarla ilgili neler yapacağımızı hep beraber kararlaştıracağız. Türkiye'de 30 büyükşehir ve 50 il belediyesi, 51 il belediyesi olarak farklı bir yerel yönetim anlayışı var ve kanunla birbirimizden farklı yönetilmek zorundayız. Yerel yöneticiliğin bir okul olmadığı için de biz tecrübe aktarımıyla, deneyim paylaşımıyla ve bizden önemli belediye başkanlarımızla nerede nasıl bir zorluk yaşıyorsak bunun çözümünde bir arada olursak neleri çözebiliriz diye konuşarak başlamıştık. Ve gündemi toplamaya başladık. Yaklaşık 2 yıldır biz 2-2,5 ayda bir belediye başkanımızın ev sahipliğinde toparlanıp hem gündeme dair değerlendirmeleri yapıyoruz hem de yerel yöneticilikte karşılaşabileceğimiz güçlükleri ya da içinde bulunduğumuz zorlukları nasıl aşabiliriz bunları değerlendiriyoruz. Tabii Eskişehir ve Bilecik etle tırnak gibidir. Ayrılmaz iki önemli ildir. Tabii başkanlarımızın yaptığı örgütlenme o kadar doğru ki kutluyorum yani kendilerini. Çünkü belediye başkanlarının birbirini tanıması ve birbirlerinin neler yaptığını bilinmesi kadar doğru bir şey olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeler hepsi başarılı, hepsi güzel şeyler yapıyor ama birbirimizden haberimiz olmuyor. Bu şekilde 51 belediye başkanı birbirlerinin ne yaptığını öğreniyor ve kendilerinde de aynı projeleri uygulama fırsatı yakaladılar.